ne yapacaksınız? Evlendikten sonra da şimdiki evde mi yaşayacaksınız? Tabii canım. O kadar masraf yaptım. Yeni eve çıkacak halim yok. En güzeli. Zaten neyinize yetmez ki sizin ya? Ama kırını dökünü de tamir etmek lazım ha. Tabii oğlum. Gelin gelecek. İyice bir elden geçirip derleyip toplamak lazım. Sen merak etme, 10 numara 5 yıldız yaparım o evi. Bendeniz kardeşin de her konuda yardımcı olur. Sıkıntı yok. Eyvallah kardeşim. Sonra işte bazı eşyaları değiştiririz. Ne bileyim, yatak odası takımı falan. Yakışır. Ama öyle her şeyi de bir anda değiştiremem. Her ne kadar hamama giren terlerse de o kadar da masrafa giremeyeceğim yani. Merak etme, peyderpeyi tamamlanır eksikler. Öyle valla. Demet'e de söyledim. O da benim kafada olduğu için hiç sıkıntı yok yani. Anlattım durumu. Zaten öyle ailelerden, mahallelerden çok bir şey beklediğimiz yok oğlum. Yan koy, yan. Ha. Güvenen Bora Zancıbaşı hesabı. Dur. Kendi yağımızda kavrulacağız işte. Sen beni dinlemiyorsun ki. Yok lan, tabii ki dinliyorum da. Şey ya... kafamın bir tarafı Şerminkoflu'da. Ya bu kadın öğretmendi. Belli ki şu an bunu yapamıyor. Yatağının karşısında da bebelerin çizdiği resimler var. Yani? Bekir abi arıyor. Abi tam da ben de seni arayacaktım şimdi. Kuzey oğlum. Bana da bulaştı bu adam. Hayırdır, ne oldu? Şu sizinkilerin peşine koyduğum adamları tek tek toplayıp bana yollamış mesaj diye. Ney? Bak ben bunun altına kalmam. Onunla başka türlü de uğraşırım. Aynen Bekir abi, ben savcılığa gittim, zaten yaptım şikayetimi. Soruşturma başlatacaklar. Telefonlarını dinlemeye aldırdım zaten. Kadınla da ilgili bir iz bulduk galiba. Alo. Bekir. Alo. Kapatmış. Kapatır tabii. Sen telefonları dinlemeye minlemeye aldırdık diyorsun herifler. Ulan yine el elde baş başta kaldık, iyi mi? Karşımdaki Kuzey değil, bir başkasıydı sanki. İnanamadım. Nasıl sert, öfkeli. Bakma şunlara. Niye değişti? Bunları anlamadım. Diğerleri izne çıktı herhalde. Bilmiyorum. Beni de Ali aradı. O söyledi değiştiğini. Bana da Ali söyledi. Bak, onu söylemek için bile aramadı. Açık açık söyledim. Git dedim. Git dedi ya bana. O an mesela benim tanıdığım Kuzey'di. Ama adama bağırırken görmeliydin. O Kuzey gitti, yerine bambaşka biri geldi. Çok korktum. Sonra çok düşündüm. Hangisi gerçek Kuzey diye. Galiba beni tanımadım ya da tanımak istemediğin Kuzey gerçek. Kuzey hiçbir zaman olduğundan farklı görünmez ki. Belki de ben onu farklı görmek istedim. Aslında birbirimize uygun değiliz. Yani uzaktan bakınca. Başkasının gözüyle. Ben mi çok zorluyorum onu istediğim gibi görmek için? Öyle böyle değil. Senin kafan bayağı karışmış. Sabahtan beri ölçüp biçiyorum Cemil. Hayatta geldiğimiz, sonra durduğumuz yer bakımından.
Yani öyle düşündüğün zaman annemle babam haklı galiba. Annen de gıcık değil mi Kuzey? Yani hiç aynı frekansa konuşamadılar ki. Annem için diyorum yani. Ya annemin gözünden bak. Kuzey hiç uygun biri gibi davranamadı bana. Tamam rol yapsın, olduğundan farklı davransın demiyorum ama... bazen alıştığın, hoş gördüğün şeyler başkasının yanında batabiliyor. Hele eleştirmek için bakan birinin yanında. Annemle babanın yanında yani. Anlatabiliyorum değil mi? Sen Kuzey'i gerçekten sevdiğine emin misin? Evet tabii. İyi, bunların hiçbir önemi yok o zaman. Öyle de. İnsanın hayatındaki boşlukları, yaşadıkları, değer verdikleri şeyler dolduruyor. Her şey karşındakinde ne aradığına bağlı. Onun gerçekte ne olduğuna bağlı. Ona bakarsan de bir çamurluyum. Evet, başında bir sürü dert var. Bir sürü şey yaşadı, haksızlığa uğradı. Her şey de geldi, onu buldu. Hangi birini yaşamak ister bir adam? Söylesene. O yaşamak zorunda kaldı işte. Kuzey olduğu için. Aslında yazık bir çocuk o, vallahi. Güney evdeki durumları anlatırdı o zamanlar biz çıkarken. Baba başka bir alem, anne başka bir alem. O ailede Güney olmak da zor, Kuzey olmak da, inan bana. Kaldı ki insan sevdikten sonra bunların hiçbir önemi olmaz. Onu olduğu gibi kabul edersin. Öyle seversin. Ben onu seviyorum. İyi işte, o zaman bir tek bunu düşün. Kuzey etrafını saran bütün o çamura rağmen tertemiz bir çocuk çünkü. Sahte değil bir kere, kimseye rol yapmıyor, kendini sevdirmeye çalışmıyor. Bu neyse o. Kuzey işte o. O da seni seviyor. Belli bir şey artık. Yani ileride ne olur? İlişkiniz nereye gider bilmiyorum ama... şimdi onun elini bırakma. Öyle bir şey yok da. Tamam, kafan karışık biliyorum. Ama emin ol diye söylüyorum. Kuzey çok zor bir dönemden geçiyor. İyi günde herkes dost, herkes de arkadaş, sevgili. Şu an önemli. Ondan uzaklaştığını hissediyorsan da... şu an hiç bunu yüksek sesle söyleme bile. Yo, öyle bir niyetim yok zaten. Sadece gördüğüm resim beni korkuttu. Onu anlatmak istedim. Anladım. Onu değiştirmeye çalışma. O kostak kostak konuşması, o böyle böyle halleri. Onun zırhı. Öyle koruyor kendini. İçeri girerken böyle değildi ki. Başka biri olarak gizlemeye çalışıyor kendini. O yaralı küçük çocuğu korumak için bütün o hötsüt halleri. Çünkü o daha çok korkuyor, emin ol. Kazanmayı doğru dürüst bilmiyor Kuzey. Ama kaybetmeyi çok iyi biliyor. Ondan korkuyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.